olan arkadaşımız iki tane soru sormuş. İkinci videosunu sonra çekeceğim. Şimdilik istediği 1000 ile 1500 lira arasında en iyi kask önerebileceğiniz en iyi modeller hangileridir diye sormuş. Aklıma gelen 3 tanesini çıkarttım. Biraz daha üstüne çıkınca işte NX, Shoei NXR veya işte Shoei Neotech veya işte Arai'nin Chaser V gibi kaskları var. Fakat hani onun önerisi 1000 lira ile 1500 lira arasında, öyle bir tavsiye vermemi istedi. Bu belin Vortex'i senin istediğin fiyat aralıklarında kademeli açılan camı var. Ön tarafında burun pedi var. Alt tarafında çene pedi var. Bel biliyorsundur Double D bağlantılı. Kaslar yapıyor hep. Çene pedleri çıkartabiliyor, yıkanabiliyor. Ve sizi terletmeyecek bir yapıda. İçi gerçekten iyi havalayabilir. Geniş bakış açısına sahip. Ön tarafında şu üst tarafında ve arka tarafında hava çıkış kanalları var. Buna da böyle yüksek bir spoiler tarzı bir şey yapmışlar. Ve alt tarafında, şu yanlarında da özel hava çıkış kanalları var. Biliyorsunuz bu DOT ve SINEL sertifikalarına sahip. Gerçekten hani SINEL ve DOT sertifikalarına sahip olmak bu kaskı en iyilerden bir tanesi yapıyor. Geniş bakış açısı olduğunu söyledik. Camın üst tarafında ve kaskın iç tarafında, burun pedinin hemen dibinde de hava alabilme kanalları var. Bunu kafama giyerek, kafama giyer miyim, giyebilir miyim, bir bakayım. 15 dürüm verdim, 5'te şişe verdim, 20 vermiştim bunlara. Neden ölçüyorsun? Şöyle bir kask. Bel Vortex alabilirsin. Bu istediğin fiyat aralıklarında bir kask. Hani ses geçirmezliği bende bence daha çok, LS2'de ses geçirmezliğini bilmiyorum, çok fazla denemedim. Fakat bir alt modelini FF396'da denemiştim. Bu FF397 aynı zamanda gece parlayan bir kask. Gündüz aldığı ışığı gece yansıtabilen bir şey, bir kask. Geceliğin ışık olmasa bile o parlaklığı zaten bu yansıtmasıyla size gösterebilen bir kask. Kademeli olarak açılan camı var, burun pedi var, burun pedinin dibinde havalandırmaları var ve bu güneş vizörlü bir kask. Güneş vizörünü nasıl açabiliyoruz? Şuradan açabiliyoruz. Burun pedi güzel yapılmış, buharda hani nefesinizden oluşacak buharı engellemek için yapılmış. Ön tarafında havalandırma kanalı var. Bunu açtığınız zaman hava sirkülasyonunu hissedebiliyorsunuz. Üst tarafında elle kumanda edilebilen büyük bir hava kanalı yapmışlar. Bununla da hani elinize kolay ulaşabilin diye kocaman yapmışlar. Eldiveninizde de rahat hissedebilirsiniz bunu. Aynı zamanda arka tarafında da bir tane hava çıkış kanalı var. Hava çıkış kanalında bunda bayağı değişik yapmışlar. Üst tarafından şöyle alt tarafından ittiğiniz zaman üste doğru kalkıyor ve hava çıkışını bu şekilde yapıyor. Spoiler'ın hemen altından çıktığı için de sarsıntıları engelleyebilecek şekilde yapılmış. Ve bunun da tabii ki ECE2205 sertifikasına sahip olması ve 1400 gram olması bu kaskı ilgi çekici kasklardan bir tanesi yapıyor. İyi kastır. FF396'da çok iyi kastır. Bu senin fiyat aralıklarına yakın. Bu 1000 lira civarında bir kask olması lazım. Yoksa 255 liraymış. Hatta daha ucuz kasklardan bir tanesi. Bel Qualifier ondan, Bel Vortex ondan daha farklı. Biraz daha yüksek bir kastır. Double D'si var. Daha güvenli bir bağlama çeşidine sahip. Bir de AGV K5'in özellikleri var. Tabii onlara geçelim. Kompozit yapısı var. Ve o kompozit yapı gerçekten bunu dayanıklı ve iyi kaslardan bir tanesi yapıyor. Tabii ki bir Double D bağlantıya sahip. İç pedlerini bunu da çıkartabilirsiniz, yıkayabilirsiniz. Antialerjik bir yapıya sahip. Üst havalandırma, yan havalandırma kanalları var. Ve spoiler'ın hemen dibinde ve altında hava çıkış kanalları var. Şurasında da hemen şu içindeki vizörü açıp kapatmak için bir noktası var. Şunu da şöyle göstereyim. Onu da giyeceğim tabii göstermek için. Şöyle çıkartıp
LS2FF397 ise, onu da göstereyim kafamı giyerek. Bu mikrometrik bir bağlantıya sahip. İkisi Double D bağlantıya sahip. Bu mikrometrik bağlantıya sahip. Bunlardan herhangi birini seçebilirsin. Kendi bütçene göre istiyorsan LS2 FF397'yi seçebilirsin. İstersen Vortex'i seçebilirsin veya AGV K5 modelini seçebilirsin. Bunlardan herhangi biri bütçene uygun olacaktır. Ben zaten linklerini aşağıda paylaşıyorum. Aynı zamanda PCX için de kombini tavsiyesi istemişsin. Onu diğer videoda çekeceğim. İyi sürüşler.